karaldı. Karaldı benim. Ön kanat yok ve yarış dışı kaldık. Yarış dışı kaldık. Bakın ışık yandı ve yarış başladı. Yanımda Hamilton bize geçiyor. Hamilton'a kapalı payı. Hamilton içeriden alıyor. Bana çarptı. Ve yarış başlıyor. Ve yarış başlıyor. Neresen başlıyoruz. 5 kırmızı ışık yandı. Ve start. Ve yarışı ikinci bitiriyoruz. Monza'da. Evet, podyumdayız. Tell me, how did they manage to achieve this win? I think a large part of the result is down to the guys winning today. Dört Pixel'den herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Kanalımız ilerlemeye devam ediyor. Gerek canlı yayınlarla, gerek kaydettiğim 4 daha içerikli videolarla. Yavaş yavaş da abone sayımız da artıyor. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bunu ilerletmek için de tabii ki kanalımız içerisinde zenginleşmeye çalışıyorum. Bugün de yeni bir oyunla kanalımıza katıyoruz. Formula 1 2020. Birkaç önceden oynama fırsatım oldu. Oldukça güzel. Simülasyon Asset Forza'dan kadar böyle oyun profesyonellik gerektiriyor. Eğlence oyunları kadar da Forza'da da bir tık daha üstte turist zevki ve içeriği sağlıyor. Bakalım neler bekliyor bizi. İlerleyen günlerde tabii ki bir şekilde oynayacağız ama bugün giriş olarak neler olacak görelim. İyi seyirler. Evet, oyunun ana menüsü bu şekilde. Oyuna başladıktan sonra solo, multiplayer, esports, customization, showroom, PSS gibi. Buradan kısaca hemen home kısmında kendi ana ayarları, oyunun içerisindeki yardımları vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Solo kısmında kariyer modu, kendi takımınızı kuruyorsunuz. Zamana karşı şampiyona ve normal Grand Prix var. Multiplayer, esports, customization, buradan kendi aracınızı ve sürücünüzü oluşturabiliyorsunuz. Showroom gibi menüleri var. Biz hemen solo kısmına gideceğiz. Multiplayer'ı bugün oynamayacağım. İleriki videolarda onu deneyimleyeceğiz. Şimdi Grand Prix'de evet, bu bölümde de ister F1 2020 araçları, klasikler, F2 araçlarının 2019'u 2020 versiyonları da oynayabiliyorsunuz. Biz F1'de oynayacağız. Mercedes'le başlayalım bu videoda. Hamilton ve Bottas var. Ben Valtteri Bottas'ı biraz daha severim kendisini. Bugün Bahreyn'in kısa pistinde turlamaya çalışacağız. It's race day and our drivers are all out on the grid performing their final checks before we get underway here at the Bahrain International Circuit. Bu arada telefonumda SimHub'la bağlı ve oyunla da eşleştirdim. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Oyunun başlangıcında böyle pist hakkında bilgiler veriyor. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to the melee of turn one. Süper yapmışlar ya. Harika. Ambiyans süper. Well, the throttle goes both ways, Crofty. You've got to have the discipline not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early. Genel olarak kameradan oluyorum. Kırmızı ışık yandı ve yarış başladı. Oyunda bu arada birbirimize çarpıyoruz. Bilginiz olsun. Şu yardım şeritlerini kapatamadım. Ve ilk başta da biraz alışmak için de onlarla oynamaya çalışacağım. Daha sonra eğer kapatılıyorsa da onları kapatıp oynayacağım. Çünkü böyle gerçekçilikten biraz uzaklaşıyor. Bu arada görüntü ayarlarını da yapabildiğim kadar iyi yaptım. Onunla da uğraştım.
sinemanın özellikleri videonun altında mevcut info kısmında. Onunla bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Nasıl gidiyorum? 2. sıradayım şu anda. 5 turluk bir yarış. Assetto Corsa'da da Formula 1 oynadık, onunla ilgili videolarımız var ama bundaki hissiyat biraz daha farklı. Biraz daha eğlenceli diyelim. Ama oyunda grafikler bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben biraz daha iyi bekliyordum. Yani, eğer tam an yanlış ayarlar yapmadıysam bayağı da uğraştım. En iyi bu haline geldi. Ama onun dışında sürüş zevki oldukça iyi. Dediğim gibi Rampage V900 versiyonuyla oynuyorum direksiyonu. Direksiyonla da hiçbir sıkıntısız oyunu oynayabiliyorsunuz. Bir tek direksiyonun pedalları biraz ses yapıyor. Umarım o ses size ulaşmıyordur. Biraz sinir bozucu. Allah çizgiden kaçtık ya. Çizgiden uzaklaşıyorum. Takım arkadaşım Hamilton. O da çarpacak. Allah, önden hasar aldı. Acaba bir şey oluyor mu hasar alınca? Ön kanadı sonu. Bir şey oldu. Hamilton'da zorluyorum. Kaza da yapmak istemiyorum. Vettel'i zorluyorum. Vettel, evet, kaza yapmadan geçtim bir. Yanımda ok var ama. Let's use overtake and burn some of this energy. Bir yandan da takım mühendisleri size yardımcı oluyor. İngilizce varsa ya. Evet, ilk iki sırada Mercedes'ler. Bu arada DRS'ye yarış onay verdi açmaya. Tuş atadığınızda arka kanadınız açılıyor ve daha hızlı gidiyorsunuz. Bakın şu andaki olduğu gibi. Sağda da DRS açıldı şu anda. If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. Bu bilgilerin hepsi iyi işe yarıyor mu yoksa ambiyans için yapmışlar onu tam bilmiyorum. Takım mühendislerin size vermiş olduğu infolar bir yandan. Bazıları aracın, geçtiğiniz aracın sağınızda ya da solunuzda diye size uyarıyor, yardımcı oluyor. Bu arada Bahreyn pistinde de çok alışık değilim. Daha çok Assetto'da, İtalya'da, Monza'da oynuyorum. Bu oyununda canlı yayınları gelecek illaki. Bu arada Hamilton da gerçekten uçtu ya. Birinci olabilir miyim dedim. Oyunun en düşük bir üstünde zorlukla oynuyorum. Hani alışabilmek için. Biraz da mücadeleye girebilmek için. Bilginiz olsun. Ama işte fena gitmiyoruz. Hamilton'a bir tık yaklaştığında gibi oluyor ama içeri gibi. Evet, 5. turun 5 turluk yarışın 4. turundayız. Arabayı çok zorlama dedi galiba. Burada pit stratejileri vesaire var oyunda. Onları hiç daha girmedim. Bu oyunu indirilmez. Videosunu çekmek yarış çizgisinden çıkıyor.
Vettel hemen dibimde. Vettel hemen dibimde. Beni geçmek için. Kolluyor. Biz de tır şoförü gibi kullanıyoruz aracını ama yapacak bir şey yok. Daha deneyimlerdeniz. Ama oyun gerçekten güzel. Yani sisteminiz yeterliyse direkt indirin. Araba oyunu seviyorsunuz da özellikle Formula 1 ile de haşır neşirseniz. Son tura girdik. This is your final round, final lap of the race. Evet, Hamilton'ı yakalayabilecek gibi değilim. Acaba onlar hata yapıyor mu onu da bilmiyorum ama çok da zannetmiyorum. Ama online modda oyunu hiç bırakmamak gerekiyor çünkü sürücüler hata yapabiliyor. Burada oyunun yapay zekası çok daha hata yapacak gibi değil gibi gözüküyor. Evet, sürdükçe de alışıyorsunuz ve daha da keyifli oluyor. Evet. İlk iki sıra Mercedes'lere mi gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu viraj biraz sıkıntılı. DRS'ye bir daha izin ver. Bir türlü aslında biraz zaman kaybederek virajları alıyorum. Biraz farkındayım ama oyuncu da en zorlu olmadığı için de işi kurtarıyoruz. Hayır. Evet. Vettel hemen dibinde. Vettel oldukça zorluyor. Vettel oldukça zorluyor. Ve yarışı ikincilikle bitiriyoruz. Evet, adam da çok sevindi. Evet, şimdi Bahreyn'den sonra farklı bir yerde daha yarışmak istiyorum. Formula 1 2020 araçları bu sefer Honda. Honda da alabiliriz. Gördüğünüz gibi araçlarda burada Williams var, Haas var, Alfa Romeo. EWT bunu biliyorum. Scuderia, Renault, McLaren, Aston Martin, Red Bull takımı ve Ferrari ve Mercedes. Bu sefer Red Bull'la yarışalım. Max Verstappen, pek kendisini sevmem. Albon'la yarışacağız. Evet. Ve Monaco'da efsanelerin efsanesi, en popüler pist olan Monaco'da bakalım nasıl yarışacağız. Monaco'da da hiç yarışmadım oyunda. Umarım duvarlara toslamayız. Ve yarışımız başlıyor. Şimdi pist hakkında bilgi alacağız. Monte Carlo'dayız. Trilyonerlerin olduğu mekanda en popüler yarışı bence Formula 1'in. Birçok kişiye göre de öyledir. Evet, 3 sektörde olduğunu iletiyor. 19 viraj. Burada tabii geçiş imkanı çok az. En başta nasıl gidersek ve kaza yapmazsak o şekilde bitecek gibi geliyor bana. Eğer geriye düşersek şansımız çok az. Çünkü geçiş imkanı gerçekten çok az, çok dar. Monaco caddelerinde biliyorsunuz bu yarış. Let's run you through the driver grid order. Evet. Bu arada kamera açıları içeriden de oynayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dışarıdan, önden, içeriden ama en iyisi bu taraf.
erken başladı. Hamilton'la kafa kafayı. Hamilton içeriden alıyor. Ona çarptı. Ah, Leclerc. Leclerc geçiyor. Hamilton. Ooo, burası oldukça zormuş. Burası oldukça zormuş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu ne yiyeceğim? Oo, biz burada harcayacaklar herhalde. Evet. Burada... Evet, arkamda konvoy oldu. Aa, dönmedi. Neden dönmedi? Yok artık. Döndüremedik ya. Vettel'e de geçirdik bu arada. Arkamızda konvoy oldu. Evet. Burası turun en hızlı yeri. Buralardan geçmeyince herhalde ceza alınıyordur. Oo. Burada oyunun... Oyun burada daha da çetrefilleşti. Aman. Aman. Allah, körpten... Bottas yetinmiş. Yalnız... Oyun burada kendisini daha da iyi hissettiriyor. Kolay değil oyun. Zor da oynamama rağmen. Tabii en zor pistlerden bir tanesi söyledim. Orada da hata kabul etmeyen bir yer. Oyunun içinde çok deneyimim yok. Ama oldukça güzel yapmışlar. Yani burada oyun daha da keyifli geldi bana. Değil mi? Buradan dönemedik yalnız. Durduk ya. Ne biçim yarışacağız? Allah Allah, buradan döndüremeyiz de çok ilginç. Bu arada direksiyon 270 derecesinde oynuyorum. 900 derece almadım. Acaba onunla alakalı olabilir mi? İnce ayarlardan muhtemelen en sona gelmedi. Birisini daha geçiriyor muyuz? Evet, takım arkadaşımızla da geçirdik. Verstappen'e. Ama normal yani burada en zor pistte Perez'e de geçirdik. Arkadan vurdular ve kanadımız çıktı. Yapmayın çocuklar. Kanadımız kırıldı. Kanadımız kırıldı. Bu şekilde ne yapacağız? Pite mi gireceğiz acaba? Ama yarış yardımcıları bir şekilde demedi. Ve sağ altta da ödeme işareti yapıyor gerçi. Şu anda benim ön kanat yok ve yarış dışı kaldık. Yarış dışı kaldık. Evet, ne yazık ki yarış dışı kaldık. Evet, şimdi yeni bir yarıştayız. Ferrari ile birlikte Leclerc'te İtalya'da Ferrari'nin kendi evinde. Bakalım Monza'da bizi nasıl bir yarış bekliyor. Ve Anthony Davidson joins me once again in the commentary box and it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious. As a man with Okay, here we go. I know what you can do. Ve yarış başlıyor. En önden başlıyoruz. 5 kırmızı ışık yandı. Ve start başladı. Sıralama turu yapmadım ve beni en önde başlattı şansıma. Ferrari'nin burada da o kadar şeyde olacak yani, kendi evinin sonunda. Allah, burayı yavaş aldık ama önemliyiz. Evet, Leclerc olarak yarışıyoruz. Leclerc birinci yarışıyoruz diyeyim. Pilotuna seçtik. Vettel ikinci sırada, takım arkadaşımız. Arslan, Mercedes, Hamilton, Bottas. Bu pisti Assetto Corsa ile oynadığım için Formula 1 aracıyla bir tek biliyorum. Hani viraj noktalarını, nerede düzlük var, nerede viraj var. Bu sebeple bu avantajı herhalde umarım şey yaparız. Burada kullanırım. Oo,
yavaş aldık orayı. Burayı yavaş aldık, arka grup yaklaştık bize burada. Bence bu oyunun en büyük başarısı Formula 1'deki tempoyu oyuna çok güzel aktarmışlar. Yani oyun olarak çok yüksek tempoda. Tabii ki Formula 1'in şeyini birbiri bu oyuna yansıtmak imkansız ama oyun olarak gerçekten yüksek tempoda. Yani bu da gerçekten haz veriyor. Hem sürüş olarak hem eğlence bakımından. Evet, en hızlı turu biz aldık tabii en önde olmamız sebebiyle. Burada kesmeyi bitirse şikan. Ama Hamilton Vettel'i geçmiş. Hamilton Vettel'i geçmiş. Takım arkadaşı bir tutsaydı ona en azından. Adam çok tehlikeli ya. Muhtemelen yavaş yavaş da bize doğru da gelecek Hamilton. Ve oyunda araçların aslında ince ayarları da var. Yani lastikleri seçiyorsunuz, pit stop stratejisini oluşturuyorsunuz. Çünkü pit stopta şöyle bir durum var. Yarışlarda bazen kuru havada başlayıp yağmura dönüyor. Yani buna göre lastik seçimlerinizi yapmanız, pit stop stratejisini yapmanız gerekiyor. Daha farklı detaylar var. Bunu oynadıkça da deneyeceğiz ve birlikte göreceğiz. Hani sadece gaza basayım gideyim değil. Bu arada Hamilton geldi. Ama hiç şey yok ya gerçekten. Şimdi lastik seçmedim. Belki onun lastikleri daha silik olabilir. Çok hızlı geldi. Bir de Enzor'da da oynamıyoruz. Enzor'da oynasak demek ki geri geri geçecek. Evet, 3. turu da dedik ki Lewis Hamilton en hızlı turu attı. DRS'i de açtı yarış kontrol. Biraz erken frenaj yapıyorum. Virajlarda savrulmamak için. Evet. Yandan DRS'yi kolluyorum. DRS'yi açtıklarında hemen basıp aradaki farkı arttırmaya çalışacağım. Viraja giriş vesaire bunlar gerçekten çok başarılı olmuş. Bittik. Dediğim gibi oyunun grafikleri daha iyi bekliyordum ben işin gerçeği. Hani yapmış olduğum ayarlara göre en iyisi bu. Birçok ayar denedim. Ve en iyi bu şeye geldi. O da geldi. Bilmiyorum daha iyi bir şey var mı ama. Hamilton bu arada zorluyor. Arkadan vurmasa bari yoluncuya yoldan çıkabiliriz. Evet. İki Mercedes dibinde. Yani evet muhtemelen evet sonunda ve solunda biraz Hamilton'a geçindik. Bunların düzlükte ayarları benden daha iyi gibi. Hamilton'u zorluyorum içeride. DRS'yi de açtım. Ama onların ayarları sanki. Her an çarpabilirim bu arada Hamilton'a. Adam virajı benden daha yavaş olmuş ama büyüklerdi. Mercedes. Daha mı iyi? Bu arada içeriden geçme fırsatı oldu. Oldukça heyecanlı ya. Evet, Mercedes benden daha önce başladım. Bu arada geçtim de. Evet, şurada. Hayır, hayır. Hamilton'a geçirdik. Hamilton'a geçirdik. Ah, ufak bir hata. Yani birazcık benden daha önce yavaşladım. Ama nerede? Bir avantaj var. Ufak bir hata yaptım onu yapmasaydım. Bottas'la geliyor düzlükte bariz bir fark var yani. Hamilton ama demin çok iyi geçti.
gerçekten çok iyi geçti. Kaza yapmadan bir de hani cezamızda da vardı bütün ürünümüzde. This is your final lap, final lap of the race. Evet, yarışın son turu olduğunu yarış mühendisi aktarıyor. Bottas beni tercih ediyor bu arada arkamda. Hamilton'u yakalar mıyım diye bakıyorum ama hata yapmadan bir virajda çok ufak bir hata yaptım ve tabii Formula 1 hata asla kabul etmez. Tek avantajım Hamilton biraz fazla erken viraj yapıyormuş oyunda. Ufak bir temas oldu. Yani bu viraj, bu viraj çok tehlikeli. Çok ufak bir temas oldu. DRS'yi açtım. Ondan da parçalar düşüyor. O kadar gerçekçi. Evet, artık yarışın sonuna doğru geldik. Aramızda bir saniyeden biraz fazla fark var. Daha sonra da fark da kapanmaz. Ama iyi direndi. Onlar müzikle bariz. Mertesi iyi yapmışlar. Ve yarışı ikinci bitiriyoruz. Monza'da. Yes, we're on the podium. Evet, podyumdayız. Leclerc'le. Evet, bugün Formula 1 2020'yi test ettik. İlk defa bugün oynadık. Oldukça zevkli. Videonun içerisinde de anlattığım gibi oyunun hızı oldukça yüksek. Adrenalin yüksek. Ben çok beğendim gerçekten. Simülasyondan bir tık geride ama bence öyle olmasına birçok kişi simülasyonun bazı durumlardaki hızlılığını ortadan kaldırmış. Sürüş olarak da bence doyuruyor. Yeterli seviyede. Grafikleri fena değil diyebiliriz. Daha da geliştirebiliriz ama bence kesinlikle ve kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Destek verenler için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.